Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca 65 günde AYT Edebiyat Kampı'nda geldik 54. güne 54. günde 1980 sonrası Türk şiirini konuşacağız İsim sayısı az ama burada inanılmaz topluluklar var Onları en önemli temsilcilerini en önemli eserlerini konuşuyor olacağız Sağlam bir video yine her zaman gibi bizi bekliyor Yalnız çok az kaldı Vallahi billahi bitiyor kamp bitiyor arkadaşlar 54. gün 65 gün 2 günde bir video geldiğini düşündüğümüzde Sonrasında deneme kampı vesairesi şov videolar çok az kaldı arkadaşlar. 65 günde daha Dibet kampını bitireceğiz. Hiç bir eksiğimiz kalmayacak yalnız. Gidişatımızdan biliyorsunuz elimizden geldiği kadar yuvarlak için aldığımız, yıldızladığımız, altını çizdiğimiz, buna çok dikkat dediğimiz noktalara hazır olursanız kolay kolay soru kaçırmayacaksınız arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Bu kamp tek başına yeterli. Ekstra herhangi bir çalışma yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kampı düzenli takip etmeniz 24'te 24 için fazlaca yeterli olacak. İçiniz çok rahat olsun. E o zaman hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Gel isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne var ne yok. 1980 sonrası Türk konuşacağız. Gel isterseniz hemen genel özelliklerini bir konuşalım. Şimdi... Genel özellikleri daha önce şöyle özetlemiştik hatırlayacaksınız. Genel özellik vurgusunu şöyle yapmıştık. Buradaki bilgileri cebe koyarsanız herhangi bir yazara da çok rahat kopyala yapıştır yapabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar sizden ricam mümkün mertebe genel özellik bilmeniz. Genel özelliklere hakim olmanızda şiir gruplarında en azından çok büyük fayda var. Gelin isterseniz ilk maddeyi yorumlayalım. Diyor ki katı ideoloji tutumlar terk edilmiş. Çok önemli arkadaşlar burası. Çünkü ideolojinin egemen olduğu şiirlerde böyle slogan üslubu vardır değil mi? Söylev tarzı bir a, anlatım vardır. Böyle şu şöyle olmalıdır falan. Şunu şöyle yapasınız gibi ifadeleri çok sık görürsünüz. Burada biraz daha onun kırıldığını görüyorsunuz. Yani biraz daha böyle törpülenmiş bir ideolojik anlayış var 1980 sonrası Türk şiirinde. Politik ve toplumsal konular arka plan edilmiş. Evet tamamdır eyvallah. Bakın yıldızlamadım. Şu an sadece yorumluyoruz. Yıldızlayacağım ya da yuvarlak işe alacağım maddeler belli. İçiniz rahat olsun orada vurgularımı yapacağım. Bireysel kaygılar ön plana alınmış. Mesela bunu alabiliriz. Buna da dikkatmiş olalım tekrar. Bireysel kaygıların ön plana alınması. Buna neden dikkatli hocam? Çünkü 1980 sonrası Türk şiiri diyoruz. Bu adamlar toplumcu mu, bireyci mi değil mi? Bunu bilmemiz lazım. Genel bir ifade bu. Hani şöyle demiş olsam 1960 sonrası toplumcu şiir. E buna artık bireysel kaygı var yok falan demeye gerek yok. <laughs> Adından çok net zaten toplumcu şiir. Tamamdır hocam ben bunu çok iyi anladım diyorsun. Ama 1980 sonrası deyince... Bu adamlar topluma yöneldiler. Yoksa gerçekten şiiri şiir gibi mi yazıyorlar? Bunu anlamak adına bu bilgiye ihtiyacımız vardı. Bireysel kaygılar ön plana çıkmış. Yani biraz daha böyle toplum biraz daha arka planda. Zaten politik ve toplumsal konular arka plana etilmiş maddesi 2. Birinci madde yine aynı şeyleri söylüyor. Yalnız dalıyorsun hocam daha 1,5-2 dakika oldu yapma gözünü seveyim. Bir dalma ya neyin peşindesin? Haydi hocam Haydi bismillah şöyle bir kendimize gelelim ya. Acelemiz yok. Bomba gibi gidelim. Türk şiirinin bir bütün olduğu anlayışı benimsenmiştir. Saygı duyarız, saygı duyarız, saygı duyarız. Ayrım gözetilmeden geleneğin önemli isimlerine sahip çıkılmıştır diyor. Süper bir madde arkadaşlar bu. Geleneğin önemli isimlerine sahip çıkılması maddesi. Yani ben buna gelenek dersem çok güzel özetlemiş olurum. Gelenek. Birey bakın anahtar kelimeleri bu şekilde vurgulayacağız. Çok çok değerli. Çünkü Geleneğe sahip çıkmak birçok şiir grubunda yok biliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen kuralsızlık hakim birçok grupta. Her anlayışın temsil edildiği çok sesli bir şiir ortaya çıkacak. Eyvallah tamamdır. Birazdan konuşacağız zaten. Gelişimi dergi çevresinde sürdürecek. Dergi dersen müthiş olur. Harika olur. Çünkü dönemi gerçekten özetleyen şeydir. Dergi mi? Gazete mi? Birey varsa dergi vardır. Toplum varsa gazete vardır. Bu hep böyle olmuştur. Unutmayın lütfen. Mesela Tanzimat birinci dönemde toplum için sanat anlayışı hakimdir. Hakim kılınmaya çalışılmıştır. Gazete önemlidir. Servet Firuna gelirsin birey ön plandadır. Dergi ön önemlidir. Dikkat bunlar önemli. Farklı şiir anlayışındaki şairler ise aynı dergide ürün verebilmiştir. Ha, bu çok önemli mesela. Farklı şiir anlayışları dersem şöyle çok çok güzel özetlemiş olacağım. Yani ciddi anlamda bir ayrım. Hani yukarıda demiştik ki ayrım gözetilmeden diye. İşte bu çok çok önemli. Gerçekten burada bir birleştiricilik rolü var 1980 sonrası Türk şiirinde. Gruplar yerine bireyler ön plana çıkacak bireysellik. İyi şiire ulaşılmak istenmiş. Saygı duyarız. Genellikle kapalı bir anlatım benimsenmiş. Bak bu güzel mesela. Kapalı anlatım nerede var nerede yok bunu tahmin etmek zor çünkü. Kapalı anlatım 1980 sonrası şiirde hakim olacak. İmge ve uzak çağrışımlara önem verilmiş. Uzak çağrışımlar aman dikkat. Aman dikkat çok çok önemli. Şiir düz yazıya yaklaştırılmış. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim 1980 sonrası şiiri belki de en iyi özetleyen ifadelerden bir tanesi. Şiirin düz yazıya yaklaştırılmış olması lütfen cebinizde kalsın. Kent kimliği ve kentleşme temaları ön plana çıkarılmıştır. Evet kentleşme bu bir anahtar kelime gözüyle bakmakta fayda var. Kentleşme dedik. Kapalı anlatım dedik arkadaşlar. Kapalı anlatım. Lütfen cebinizde kalsın. Çok sesli olma durumu çok çok ön planda. Lütfen unutulmasın dergi yine burada özet olarak alınabilir. Varoluşçuluk akımından etkilenilmiş. Bu da çok önemli çünkü hangi akımdan etkilendikleri de yine yazarların karakterlerini gösterecek. Varoluşçuluk yazabilirsem yazdım. Varoluşçuluk akımı da yine cepte durmalı. 1980 sonrasında öne çıkan bazı dergiler Üç Çiçek, Poetika, Broy, Sonbahar, Şiir Atı, Yönelişler sadece şiir cebinizde kalmalı. Üçüncü kutucuğumuz nerede hocam? İşte üçüncü kutucuk dikkat! 1980 sonrası birçok akım var, birçok anlayış var ve burada da önemli temsilciler var. Mesela folklorik yani halka dayalı ve mitolojik şiirde Murat Anbungan, Yaşar Miraç, Adnan Özer, Hüseyin Ferhat gibisinden varken... gelenekşi şiire baktığımızda Vural Bahadır Bayral, Osman Hakan çok çok ön planda olacak. Mistik metafizik şiirde Hüseyin Atlansoy, İhsan Deniz Zidale Mültür. Toplumcu şiirde Ahmet Erhan, Şükrü Erbaş, Akif Kurtuluş, Salih Bolat, Nevzat Çelik... İmgeci şiirde Haydar Ergülen, birazdan bunlardan çok önemli bir iki tanesini göreceğiz. Tuğrul Tanyol, Metin Şelal ve Elmer Ercan, sonrasında Seyhan Erözçelik. Anlatımcı şiirde <laughs> Şavkar Altınel, Ronnie Margules dikkat. Yeni garipçi şiirde Suna yakın Akgün Akova. Beatnik marjinal şiirde ise Küçük İskender'i göreceğiz. Bakın Beatnik marjinal şiirde önemli bir şey var. 1960'ların başlarında Amerika'da etkili olan beat. Arınmış yani mutluluk dolu değil mi? Anlamına gelen bu kuşağın geliştirdiği anlayıştır arkadaşlar. Zevk odaklı uçlarda marjinal yani oldukça aykırı bir hayat tarzı yaşayanları yansıtacak. Bu anlayışla bilinç akışı ve kuralsızlık egemen olacak. Yani dadayizm, mutsuz, içine kapanık topluma ele eleştiri niteliğindedir arkadaşlar. Bu marjinal şiir grubu. Aman dikkat cebinize kalsın. Gelsin dördüncü kutucuğumuz. İşte 1980 sonra Türk şiirinde bilmeniz gereken iki önemli isim arkadaşlar. Yani ÖSYM e sorarsa ancak bu iki ismi sorabilir. Her şeye çalışmanıza gerek yok. Hüseyin Atlansoy. Hemen bakalım. Bireyin iç yolculuğunu mistik metafizik anlayışla birlikte yansıtacak. Şimdi mistik metafizik bir anlayış var. Cepte kalmalım. İslami duyarlılığı imge ve mizaha yaslanan bir üslupla birleştirecek. Yani İslami duyarlılık bakın bu çok önemli bir anahtar kelime. Şehir hayatı, modernizm ve küreselleşmenin bireye etkilerini irdeleyecek şehir hayatı. Yani Hüseyin Atlansoy ile ilgili mistik, metafizik, İslami duyarlılık ve şehir hayatı dersek çok da güzel özetlemiş oluruz. İntihar ilacı, balkon çıkmazında efendilik tarihi, cepte kalmalı. Bu ikisi sorulma ihtimali olan eserleri, şehir konuşmaları, kaçak yolcu ve ilk sözlerse sorulursa saygı duyacağım okuyacağımız eserler arkadaşlar. Lütfen kasmayın. Çok doğru bir yoldasınız. Çok iyi gidiyoruz. Konuşmadığımız şey yok. Elimden geldiği kadar <laughs> anlatım yapmanın dışında arkadaşlar bütün notları seslendirmeye çalışıyorum. Bilinçli olarak satır satır okumaya çalışıyorum ki en azından kulak aşinalı. Yani ilk sözler Hüseyin Atlan soy bitti. Yani şu kulak aşinalı o kadar değerli ki arkadaşlar. Çünkü bazı yazar eserlere siz otomatik olarak çalışmayacaksınız onu söyleyeyim. Yani her ne kadar ben burada vurgu yapsam da şu gelir şu gelmez bir süre sonra zihin bazılarını silmeye başlayacak. Ne kadar çok çalışırsan çalış bazılarını bir köşeye atacak. Zihin ister istemez senin yüklendiğin kısımların önemli olduğunu anlayacak. Çünkü çözdüğün sorularda değil mi? Veya sorduğun sorularda hocalara ya da ders dinlerken aldığın notlarda ön plana çıkan isimler olacak mutlaka. Zihin diyecek olan bunlar önemli. Yani demek ki diğerleri çok önemli değil. Onlara çalışmaya çalışmaya ya da böyle kıyıda köşede kala 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 unutulacak. Mesela Hüseyin Atlansoy, Haydar Ergülen o isimlerdendir. Harday diyormuşum. Haydar Ergülen o isimlerden arkadaşlar. Yani biraz daha böyle kıyıda köşede kalacak ve unutulacak hele ki sınava biraz daha zaman varken doğal olarak sizden ricam arkadaşlar notları satır satır okuma telaşım bundandır yani mutlaka anlatımı zaten yuvarlak için alarak yıldızlayarak çok önemli noktalara vurgu yaparak anlatımı gerçekleştiriyoruz ama satır satır okumamda ki bilinç bu arkadaşlar bakarsınız bir yerlerde kulağımıza çalınır Haydar Ergülen imgeci bir anlayışta çağrışım zenginliği olan şeyler yazmış büyük isimdir Haydar Ergülen çok önemli bir isim arkadaşlar cepte kalsın sürpriz sorulardan olabilir yalnızlık ölüm yabancılaşma geçtim insani duyarlılıklar yitirmiş kişileri. Bakın biraz daha anahtar kelime vari bir şey bu. İnsani duyarlılıklarını yitirmiş kişileri kapalı bir anlatımla eleştirecek. Karşılığını bulamamış sorular, Sokak Prensesi, Sırat Şiirleri, Önemli Eserler arasında. Bunun dışında Eskiden Terzi, 40 Şiir ve Bir, Ölüm Bir Skandal, Keder Gibi Ödünç, Üzgün Kediler Gazeli gibi önemli şiir kitapları varken deneme noktasında düz yazı noktasında. Yüz yazı değil mi? Düz yazı yüz yazı diyor. Saygı duyuyoruz önemli denemeleri arasında arkadaşlar. Peki bu iki isim kesinlikle cep kalmalı. Haydar Ergüren'e de saygı, sevgi. Devam hocam neredeyiz? Beşinci kutucuktayız. Bakın 1980 sonrasında şiir yazan diğer şairler ve eserleri. Bakın bu liste çok önemli. Kulak aşinalığı çok önemli. Mesela Lale Müldür. Özellik çalışmanıza gerek yok. Uzak Fırtına, Voyager 2, Kuzey Defterleri, Buhuru Meryem Dikkat, Buhuru Meryem değil mi? Divan-ı Lügatit Türk önemli eserler arasında. Murat Ammungan, Osmanlı'ya dair hikaye Kum Saati, Sahtiyan, Yaz Sinemaları, Mırıldandıklarım, cepte kalmalı. Küçük İskender gözlerim sığmıyor yüzüme bir çift siyah deri eldiven siyah beyaz deniz atları cepte durmalı suna yakın makiler antikacılar kaza süsü 62 tavşanı vural bahadır bayrıl melek geçti şer cisimler eksik tay cepte dursun İhsan deniz mağara külleri, perdeler, hurufi melal, buz ve fire, dikkat, salih bolat, yaşanan bir atışın önünde karşılaşma ve açılmış kanat cepte durmalı. Altıncı kutucuğumuzdaysa dikkat demişiz. Sorulma ihtimali düşük bir grup ama yazar eser odaklı çalış. İşte zaten videonun başından beri vermeye çalıştığımız taktik teknik buydu. Yani böyle her şeyi çalışalım bütün hepsini yazar eserleri ezberledim hocam. Mümkün değil arkadaşlar. Hiç kasmanıza gerek yok. Çok önemli isimleri ön plan almanızda fayda var. Hadi geçtim tüm bu söylemleri. Çıkmış sorular bunun en güzel referansıdır. Yıllardır Yakup Kadiler, Halit Siyalar, Ali nevailer değil mi? Şeyhiler, Şeyh Galipler, Nabiler havalı uçuyor. Yine aynısı olacak. Araya mutlaka bir iki detay isim katılacak. Zaten bu notları seslendirme nedenim de o. Anlatımlarımızı zaten yapıyoruz sınav odaklı. Ama bu notları böyle tek tek satır satır okumamdaki fayda da bu olacak. Yani sınavda olası detay soruyu çoktan zaten konuşmuş olduk. Belki de ilerleyen sayfalarda roman kısmında belki konuşacağız bir iki ismi de. Doğal olarak detay da sorsalar, yüzeysel de sorsalar. İçiniz rahat olsun şu dakika itibariyle hazırız. Hele ki kamp bitsin denemeler menemeler ufak ufak gelmeye başlasın. Sen o zaman şovu gör. E o zaman hadi gel şu içindekiler kısmına bir bakalım. Ben onu bir açayım. Nedir ne değildir? Ne yaptık ne ettik? Neredeyiz? Tikleri bir ata ata gidelim arkadaşlar. Bu çok iyidir. İnsanı acayip rahatlatır. Yani her şeyi halledersin bitirirsin ama tik atmayınca o bir sürü bitmez yani. Bitti anlamına gelmez. 54. günde arkadaşlar videomuz izlendi. Hemen dikkat eyvallah. Konu altım kitabımızdan mutlaka okuma yapın arkadaşlar. Ne yapın ne edin kesinlikle okuma yapın. Ve ödev kitabımızdan soru bankamızdan da kesinlikle arkadaşlar sorularımızı çözelim. Olur mu kitap yanımızdayken de hemen onu bir hatırlatalım. Evet soru bankamız arkadaşlar aman dikkat ödev kitabımız mutlaka bitsin kesinlikle bitsin 54. günü açtık oradan bugünkü konuyu mutlaka çözdük arkadaşlar. Bu çok önemli soru tarzlarını ÖSYM soru tarzlarını görmeniz adına. E o zaman bir de 65 yol haritamıza bakalım. Evet geldi 65 olur haritamız. Aman dikkat. 54. güne de bir tik atmış olduk. Vallahi az kaldı. Vallahi billahi az kaldı. İnanılmaz bir düzlükteyiz şu an. Burada gaza basacağız. Şurada biraz zorlanacağız. Tam böyle roman roman işlediğimiz kısımlar. Şurada da arkadaşlar rahatlayacağız. Öğretim, Örnitmetiner tiyatro vesaire dünya edebiyatı ufak ufak orada da edebiyata son vereceğiz. Ulan vay be. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? İlk gün, birinci günün tikine bak. Ne kadar da cılızmış. Allah aşkına dur biraz güçlendirelim ya. Ha temelimiz. Sağlam olsun hocam. Tamamdır. Vallahi bak. Ta nereden nereye bak. Böyle gelmişiz. Kaptırmışız sonra. Aşağı hafif binmişiz. Ta buraya kadar geldik. Bitmek üzere uzun bir maratondu arkadaşlar. Değil mi? Ekim'de başladık. Ekim, Kasım, Aralık bayağıdır. Yoğun bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. 3-4 aylık süre içerisinde edebiyatı en sağlam bir şekilde bitirme telaşıyla başladık. Ve çok da güzel gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz. O anlamda hiç acelemiz yok. Çok daha hızlı bitirebiliriz ama size bir faydası olmaz. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmanın bir faydası yok. İyice oturta oturta gidelim. Acele etmeyin. Günlük okumalarınızı yapmayı unutmayın. Soru çözümlerinden asla kaçınmayın. Hangi grup hangi soru olursa olsun hiç fark etmez. Zor kolay demeyin. Zor sorulardan bir şeyler almaya çalışın. Kolay sorular da sizleri bir rahatlatsın en azından sınav sürecinde. E o zaman uzattın hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.